El frenini indirin. El frenini indirin. El frenini indirin. Ortalık karıştı Elati. Bu kısmı gerçekten iyi çalışırsanız tahmin ediyorum ki ehliyet sınavını rahatlıkla geçersiniz. Bir de üstüne mutlaka 1-2 ders alın çünkü. Evet arkadaşlar, şu anda ehliyet sınavının yapıldığı yerdeyim. Sınavdan kaldım. Çünkü instructor birazcık ırkçıydı ve bana takmıştı. Neyse, bir sonraki sınavda artık bakacağız. Siz olun, bu bölgeyi seçmeyin. Yeni videoya başlıyoruz. Bir Kanada gününden daha merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu öncelikle konsolosluğa uğramak, konsoloslukta adres değişikliği, ikamet vesaire bu işleri halletmek. İkincisi de ehliyet konularına bir giriş yapmak. Çünkü ehliyet konularına giriş yapmak için öncelikle buradan gelip Türkiye ehliyetinizi konsolosluktan çevirtmeniz, bir şekilde onaylatmanız gerekiyor. Ondan sonra onunla gidiyorsunuz, başvurularda bulunuyorsunuz. Ehliyet konusu çok karışık. Bugün ehliyet konusuna gireceğiz. Çünkü 3 çeşit ehliyet var. G full ehliyeti, G full ehliyeti var. G1 ehliyeti var ve G2 ehliyeti var. G1'de sınava giriyorsun. G1 sınavını hemen geçersen G full için seni direksiyon başına alıyorlar. Oradan geçersen ehliyet için bitiyor. Ama geçemezsen onun bir de G2'sine giriyorsun. G2'sini alırsan işte o arada sıra bekliyorsun ehliyet için. 2 sene sonraya randevu veriyorlar falanlar, feşmenler. Bayağı oralar karışık. Bu konuların detaylarını işleyeceğiz. Çünkü burada insurance, sigorta, araba alırken belli ehliyet türün olmazsa arabayı vermiyorlar. Ondan sonra ya da insurance yaptıklarında çok pahalıya yapıyorlar gibi çok farklı da konular var. Ben size şimdi Türk konsolosluğunu göstermek istiyorum. Böyle bizim eski tarz bir binaya sahip, eski tarz bir yapıya sahip, şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir konsolosluğumuz var ve burada da bayrağımız, şanlı bayrağımız dalgalanıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün buradan içeriye gireceğiz. İçeride çekim yapmamız muhtemelen mümkün olmayacak ama işlerimizi hallettikten sonra size buradan önünden tekrardan sesleniyor olacağım. Sonra da işte ehliyettir vesairedir oralara doğru devam edecek videonun ilerisi. Konsoloslukta ne yaptık? Konsolosluğun içine girdik. Bir form doldurduk. Formu doldurduktan sonra bekledik. İçeriki tarafa dedik ki adresimizi taşımak istiyoruz. Bankodan işte ismimizi çağırdılar. Adresi taşımak istiyoruz dedik. Adresimizi taşımak üzere formlarımızı ilettik. Artı bir de ehliyet dedik, almak istiyoruz buradan Kanada ehliyeti. Onun için de bir tercüme yapmamızı istediler. Tercüme yapmamız gerekiyor. Biz de bu tercüme için de aynı şekilde formları verdik içeriye. Oradan bir barkod okutuyorlar. Sadece online ödeme yapabiliyorsunuz. Kredi kartınızla, önemli bu, unutmayın. Kredi kartınız yoksa ödeme yapamazsınız. Online ödeme yapacağımız web siteye sizi yönlendiriyorlar. Karttan ödüyorsunuz. Kişi başı 31 dolar küsür servis ücretiyle beraber. İkimizin ehliyeti çıkacağı için 2 tane ödeme yaptık. Ondan sonra tercümelerimizi verdiler ve konsolosluktaki işimiz 45 dakika, 1 saat maksimum sürdü. O şekilde bir işlem var. Kısa bir işlemdi. Şimdi oradan nereye geldik? Sık 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 duymuşsunuzdur. SIN numarası, SIN numarası yani. Burada Amerika'daki SSN gibi, yani Social Security Number gibi, burada da öyle bir numaramız var arkadaşlar. Hanım da orada zaten. Şimdi onu almak için Service Ontario'ya geldik. Küçük bir kendine has bir ofisleri var. İçeride bankolar var. Bankolardan sıralıyorsun, işte ilerliyorsun. İlerledikten sonra işlemlerini de size anlatacağım. Yanılmışız. Burada değil de farklı bir yerde yapılması lazım dedi. Bizi bankacı kız buraya yönlendirmişti fakat patlamış olduk. Niye böyle oldu? Ben hiç anlayamadım. Şimdi internetten gireceğim. Kendi sitelerinden güzelce Türk bakacağım ve bakacağım. Alacağım. Evet, tamam. Her zaman yaptığım gibi. Evet, şimdi doğru yeri bulduk muhtemelen arkadaşlar. Evet, Service bulduk. Kanada olması lazım. Service Ontario değil, orada işte ehliyettir, plakadır falan, o işlemler yapılıyormuş. Pasaport ve havalimanında herhalde verilen izinle burada başvurumuzu yapacağız ama şimdi gene de yapalım. Çıkınca daha net bilgi veririz. Şu anda içeriye girdik. Burada bir ofisör arkadaşımız var. O bizden bazı bilgiler aldı işte. Annemizin de babamızın da ismini vesairesi, bunların hepsini istedi. Onları aldı. Onlarla ilgili bir form doldurduk. Tabii ki worker vizemizi de verdik. Yelda işte öğrenci vizesini verdi. Hı hı. Çalışma vizesini verdi. Pasaportlarımızı verdik. Annemizin, babamızın isim ve soy ismi, oturduğumuz adres ve telefon numarası. Sadece bu kadar. Küçük şöyle bir form doldurduk. Şimdi bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz işte. İçerisinde aşağı yukarı şöyle bir yer, böyle bir bekleme salonundayız. Şöyle görüyoruz. Merak edenler olabilir arkadaşlar. Çocuklar için herhangi bir SIN numarası almanıza gerek yok. Yani turist vizesiyle geliyor genelde çocuklar. Turist vizesiyle geldiği için, bir çalışma izni olmadığı için herhangi bir SIN number alınmıyor. Bunu ben de merak ettim. Acaba dedim, hani var mı öyle bir şey? Sordum. Hayır, böyle bir şey yok dedi. Çalışma izni ya da çalışma vizesiyle gelen birisi ancak SIN number'ı alıyor dedi. Ben onun yalancısıyım artık. Arkadaşlar, eminim ki bu anlattığımız şeyleri birçoğunuz zaten de daha önce birçok videoda dinlediniz. Ama sadece genelde dinlemekle, hani biz de aynı şekilde Kanada'ya gelmeden önce sürekli
izledik ne varmış nasıl oluyormuş falan. Ama ben şöyle yapmaya çalışıyorum, biraz daha işte biraz daha YouTuber olmanın verdiği avantajla diyeyim size. Biraz daha olayların içine girmeye çalışıyorum, izinler almaya çalışıyorum, çekebildiğim kadar içerilerden çekmeye çalışıyorum. Umarım bu da hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa, bu tür kanalda videolarının gelmesini istiyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bizim için çok önemli. Biz de yeni bir ülkedeyiz, birçok farklı kural var, birçok farklı davranış tarzı var, birçok farklı yapılması gereken iş var, geldikten sonra adapte olmanız gereken birçok farklı konu var. Bunların da hepsini size direkt samimiyetle biz nasıl yaşıyorsak aynı şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden like bizim için önemli, benim için her zaman önemli. Ama burada bambaşka bir ortamdayız. O sebepten dolayı bir tık daha önemli diyebilirim. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Çünkü şu anda muhtemelen Kanada'ya gelecek olan insanların takip edebileceği en güncel bilgileri bizim kanal vermeye başladı bu konularla ilgili. Tabii ki Kanada geyikleri gibi çok daha profesyonel, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Onlar hariç, tamam, hani böyle haber kanalı falan gibi değil. Tamamen böyle kendi kendine gelmiş ve bu işlerin içinde olan, buralarda mücadele eden birisi olarak söylüyorum bunu. Nasılsınız Rani ailesi? Ben Sertaş Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanada'dan merhabalar diliyorum bir başka günde. Bugün ne yapacağız? Bugün drive testteyiz. Yani bugün ehliyet sınavı için ilk aşama olan G1, G1 ehliyet sınavına gireceğiz. Arkadaşlar bu sınav 20 soruluk bir sınav. Yani 4 yanlıştan fazla yapma şansınız yok. Bunu aldıktan sonra G1 full'e girebiliyorsunuz. Olmanız için size bir şans veriyorlar. Tek şansınız var. Arabayı da kilitleyelim. Tek şansınız var ve bu tek şansla başaramadınız yok. Başaramazsanız eğer sizi G2 ehliyeti sınavına sokacaklar. G2 ehliyeti sınavı, onu geçeceksiniz. Orada biraz daha teferruatlı bir kullanma sınavı. Ondan sonra tekrar G sınavına sokacaklar. Ve G2 ehliyetiyle bazı şeyleri yapamıyorsunuz. G1 ehliyetiyle bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Onların da detaylarına değineceğiz. Şimdi ben drive test merkezine giriyorum. Oradan bir bakalım ne olacak. Hiçbir fikrim yok. İzlediğim kadarıyla var. Sadece hani ucundan görmüştük. Oradan bir size bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım. Eğer içeriden çekim yapabileceksek içeriden çekim yapmaya çalışacağım. İzin almaya çalışacağım. Ondan sonra tekrardan sizlere bunları aktaracağım. Evet arkadaşlar, şu anda içerideyiz. Bize bir form doldurdular. O formdan sonra işte bazı bilgiler, daha önce hiçbir doktordan medikal bir şeyiniz var mı? Herhangi bir sakatlık geçirdiniz mi? Kanada'dan ehliyet aldınız mı? Artı ne kadar zamandır ehliyet kullanıyorsunuz gibi bir formdu. Zaten fotoğrafını şimdi koyuyorum buraya. Onun sonrasında da bir şey verdiler, bekleme sırası verdiler. Ehliyet izni isteniyor, pasaportunuz isteniyor. Onun üstüne başka bir şey, bir de şey, ehliyetinizin çevirisi isteniyor. Şimdi buradan sen bekliyoruz. Burası işte test center dedikleri yer. Şöyle size de hafiften dönerek göstereyim. Keep me in your camera, man. No, you're not. No, I don't want to be in any. Bu bilgileri alacağız. Ondan sonra ben kalem kağıt getirmiştim. Kalem kağıt getirdikten sonra onun ihtiyaç olmadığı söylendi. O sebepten dolayı ona gittim, arabaya bıraktım. Touchscreen yapılacakmış. O bilgileri verdiler. Bakalım sınav sonucunu tekrardan göreceğiz. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, ehliyet sınavının G1 kısmını geçtik. G1 kısmını geçmek hiç de zor değil açıkçası. Ama tabii birazcık stresli, çünkü 20 sorudan 4 tane yanlış yapma hakkınız var. Ben 2-2 yanlış yaparak geçtim. Size vereceğim birkaç tane link var. İngilizcesini de mutlaka çalışmanız lazım. Sadece Türkçeden çalışsaydım kesin kalmıştım. Çünkü İngilizce tarafında çok kilit birkaç tane soru geldi. Onları İngilizce tarafından yapabildim ancak. 2 tane link bırakacağım. Bir Türkçe, bir İngilizce. Sınava kesinlikle Türkçe girmeyi unutmuyorsunuz. Sınava girdiğiniz yerde de çok ciddi bir gürültü oluyor, ses oluyor. Bunu da aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Şimdi sınava girdim. Tamam. İlk başta sınava girerken sizi bir göz muayenesine sokuyorlar. İşte ileride ne görüyorsun? Şimdi sağında mı, solunda mı hareket görüyorsun gibi. O testi basit zaten. Geçersiniz hepiniz. Onu geçtikten sonra da sizi yandaki bilgisayarlı odaya alıyorlar. Bilgisayarlı odada 5-6 tane bilgisayar yan yana, böyle eski usul bayağı. Ama ben daha eski bir usule doğru gitmişim. Yanımda kalem ve silgi götürmüşüm. Bunlara ihtiyaç var mı dedim. Şöyle bir baktılar bana. Amca sen kaç yaşındasın der gibi. Ne bileyim, bilemedik yani, hazırlık yapalım dedik. Öyle bir şeye ihtiyacınız yok. Direkt touch screen, dokunmatik ekranla bu işlerinizi hallediyorsunuz arkadaşlar. Sınav yaklaşık 25 dakika, yarım saat falan sürüyor. İkisi birlikte. Hani böyle bir ağam şaham bir sınav değil. Dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrardan okumanız gerekiyor. Okurken anlamanız gerekiyor. Hata yapmamanız gerekiyor. Zaten sınava girdiğiniz zaman size birçok şeyi vermiş oluyor. Hani sağ olsun çeviren arkadaş bazı şeyleri o arada sizin için vermiş oluyor. İyi okursanız, fotoğrafı
iyi bakarsanız çözersiniz. Şimdi fiyatına gelelim. Ben birçok yerde 159 dolar artı bilmem ne falan gibi okudum ama ben bir kere girdiğim için sınava benim için şöyle oldu. 90 dolar bir şey ödedim. Bir de 16 dolar licensing fee ödedim. 106 dolar ödedim toplamda. Sanıyorum bu 16 dolar tekrar sınava girenler için, yani yapamayıp bir kere daha girenler için 16 dolar alınıyor. 90 dolar da ilk başta bir başvuru ücreti gibi bir şey alınıyor. Bunu da hallettik. Bunu hallederken ben bu arada sınavdayken şey sordum. Kalktım yerimden bir Türk olarak. Yani dedim soruların birinde yanlışlık olma ihtimali var mı dedim. Kadın şöyle baktı. Hayır dedi. Emin misiniz dedim. Hayır dedi. Teşekkür ederim dedim. Gittim. Sonra o soruyu yanlış yaptım. Sonra işte her şey bitti. Ehliyeti alacağız. Teşekkür ederiz. Şey tebrik ederiz falan dedi. Yani dedim ilk defa dedim. Bir soruyu dedim. Bir question eden ilk kişi ben miyim dedim. Yani bir soruyu sorgulayan ilk kişi ben miyim dedim. Ondan sonra hayır ama dedi sorgulayıp da geçen ilk kişi sizsiniz dedi. Hayır dedim eyvallah. En azından sorgulamışız ama bir şey de biliyoruz yani. Sabah saat ertesi gün oldu. Ben bu arabayı kullanma şansını kaybettim. Şimdi benim G1 ehliyetim olduğu için bu arabayı artık kullanamıyorum. G-Full ehliyeti almam lazım. G-Full ehliyeti almadan bahsettiğim gibi insurance alamıyorum. Bir araba alamadım şu anda. Insurance vermiyorlar genelde G1'e ya da verirlerse çok yüksek veriyorlar. O yüzden onu bekliyoruz. Şimdi Jubilee gelecek. Jubilee Iraklı bir arkadaş. Burada Volkan'ın tanıdığı o gelecek. Onunla direksiyon sınavına çıkacağız. Ben de direksiyon sınavını size çekeceğim. Kendisinden de izin aldım. Direksiyon sınavını İngilizce çekeceğim arkadaşlar. Yani şu anda girdiğimiz direksiyon sınavını İngilizce çekeceğim. İngilizce çekerken de bunu yapmamın sebebi sizin instructor'ınız, yani sınava girdiğiniz yerde kimse size Türkçe sınav vermeyecek. Sınava İngilizce gireceksiniz. Yani direksiyon sınavına, road test'e İngilizce gireceksiniz. Onu da internetten drive.ca'dan özel olarak ayırtmanız gerekiyor. Mesela ben sorduğumda bana September, yani tam bir ay sonraya tarih verdiler. Bir ay ne yapacağız ehliyet? Bu durumda ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz bilgisayarın başına. O gün bilgisayarda işiniz yoksa ya da telefonunuzda sürekli şıkıdık o driving G1 license kodunuzu girerek, son bitiş tarihini girerek, 5 yıllık veriyorlar bu arada, girerek sürekli yer var mı diye kontrol ediyorsunuz. Bunu yapmanız lazım. Yoksa çok ciddi anlamda ta bir ay sonra ileri atıyor, 1,5 ay sonra ileri atıyor. Bu da tabii ki hiç istemediğimiz bir şey. Her şeyi kilitliyor burada. Bunu da unutmayın. Bu da püf noktalardan bir tanesi. Burada söylenen en önemli şeylerden bir tanesi. Yani burada sınava Türkçe girebiliyorsunuz ama road testine Türkçe giremiyorsunuz. Bu sebeple İngilizce duyun, İngilizce görün, İngilizce anlamaya çalışın. Buraya gelecek olan arkadaşlar özellikle. Bakalım neler olacak. Ben de hiç hayatımda uzun zamandır bir şey direksiyon eğitimi ben hiç hayatımda almadım galiba ya. Şimdi düşündüm de yok almadım yani. Direksiyon eğitimimizi de bir alalım. Burada 10 gündür araba kullanıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Okay. I usually do that like this, but no, I need hand over hand. Okay. Yeah, we need hand over hand. It was correct? No. No. Let's go left then right. Advance further more, further advance and stop right here. Check left and right and go. Just be normal, don't worry about me, okay? This I, we don't want it, this is wrong. Okay. Turn right here. Yes. Yes. Yes, very good. Very good, turn left. Okay, stop at the line. Don't check. Stop first, check, stop. Now check left and right, move your head. Is it good? Yeah. Just go. 3 second rule. Go quick. No, you don't look anymore. You are already into the street. Why you look? Now, just I'm trying to see when it's a green. Where are you gonna look? Who has the right of the way over you? Very good. In center one. Oh yeah. So people come straight. Yes. True. What else? I think pedestrian. Pedestrians only on that way and. No. In front of you, no. Okay. Let him go. He's slowing down for you. He let me. Shoulder. Look forward. Look to the lights. You don't need gas. Yeah, get in. Yes. It's okay. That's it. You're the best. Geldik artık sınav gününe arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi şu anda sınav merkezinin otoparkındayız. Araçları buraya park ediyoruz. Sınava gireceğimiz gün araçlarımızı buraya park ediyoruz. Ondan sonra gidiyoruz aracımızın plakasıyla beraber bir fotoğraf çekiyoruz. Sonrasında daha önce size gösterdiğim drive test merkezine gidiyoruz arkadaşlar. Drive test merkezinde bazı formlar var. Bazı formları doldurmanız isteniyor. Form derken bu online form olacak bu defa. İçeri gidiyorsunuz, işte ben sınava geldim diyorsunuz. Sizden bilgi istiyorlar, belge istiyorlar. Bu
istedikleri belge bildiğim kadarıyla göreceğiz bir aksilik olursa sadece pasaport artı civan ehliyetiniz artı kendi sürücü kendi sürücü belgeniz yani kendi ülkenizdeki Türkiye'deki sürücü belgeniz bunun şeyi o fotokopisi falan kabul olmuyor ki yani gerçeğe kabul olacak. Bunları istiyorlar. Ondan sonra sizi makineye yönlendiriyorlar. Makineye yönlendirdikten sonra arkadaşlar burada size soruyor highway'de 80 üstü highway'de kaç kere araba kullandınız? 50 yazıyorsun. 100 kilometre yani bu hızdan bahsediyorum. 100 kilometre hızlı highway'de kaç kere araba kullandınız? Buna da 50 yazıyorsunuz. Ondan sonra soru soruyor. Orada da 15 ya da more yazıyorsunuz. 3 tane soru var. Bunları da cevapladıktan sonra geliyorsunuz tekrardan arabanızın başına geçiyorsunuz. Arabanızın başında instructor'ın sizin yanınıza gelmesini bekliyorsunuz. Şurası biliyorsunuz bizim merkezimiz. İleride daha önce girmiştik. Instructor yaklaşırken camınızı açıyorsunuz. Civan ehliyetiniz elinizde oluyor. Civan ehliyetinizi veriyorsunuz. Ona bakıyor. Ondan sonra sizin sinyallerinizi kontrol ediyor. Sağ sinyal, sol sinyal. Ondan sonra korna çaldırıyor. Arkaya geçiyor. Sağ sinyal, sol sinyal. Bunlara bakıyor. Yani arabanızın bütün özelliklerini çalışıp çalışmadığına emin olmak istiyor açıkçası. Bunları da kontrol ettikten sonra okey deyip arabaya biniyor. Arabaya bindikten sonraki kısımlarını da size araba içinde ben detaylı olarak anlatacağım. Tabii ki bu ehliyet sınavına gireceğim bugün bunu çekemeyeceğim ama daha sonra ne yaptığını, ne şekilde kalacağımızı, ne şekilde kalmayacağımızı ben size videonun bu kısmından sonra anlatacağım. Biliyorsunuz bir önceki kısımda ben ehliyet dersi alırken de nasıl bir şeyler oluyor bunu da görmenizi istediğim için küçük bir kesit koymuştum orada. Bunun haricinde tam olarak nelere nasıl dikkat etmeniz gerektiğine dair kısım şimdi geliyor. Burayı gerçekten iyi çalışırsanız, bu kısmı gerçekten iyi çalışırsanız tahmin ediyorum ki ehliyet sınavını rahatlıkla geçersiniz. Bir de üstüne mutlaka 1-2 ders alın. Çünkü burada ders alırken hocanın yaptığı şeyler bizi mesela şey yapıyor. Birazcık eğreti ediyor. Yani işte şöyle yap diyor, böyle yap diyor. Yavaşla diyor, hızlan diyor, bilmem ne diyor. Bunlar bizim için böyle biraz gergin anlar yaratabilir. Gergin anlar yaratmaması açısından da kesinlikle ve kesinlikle birkaç ders almanızı öneririm. Gördüğünüz gibi arka tarafta bütün arabalar dizilmiş durumda şu anda. Bu konuya özen gösterin. Sessiz olun. Mutlaka birkaç ders alın. Şuna da hiç inanmayın. Videonun başında söylediğim gibi. Yok, bu yerden asla girme. Yok, hoca bana taktı. Yok, ırkçılık var. Bilmem ne. Ben şu anda sınavın sonucunu bilmiyorum ama kalsam bile böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Çünkü bunlar genel olarak buraya gelenlerin, ben arabayı çok iyi kullanırım diyenlerin yaptığı hatalardan sonra aldığı sonuca tepkisi. Ben çok iyi araba kullanırım. Evet. Ben yaklaşık neredeyse 30 seneden beri araba kullanırım. Eyvallah. Ama burada bilmem gereken o kadar fazla kural var ki, öğrenmem gereken o kadar fazla ve farklı şey var. Buradaki adamı al Türkiye'ye ölür. Bir saat hayatta kalır trafikte. Net söyleyeyim size. Ve Türkiye'de aklımızda kalan, Türkiye'den kafamıza yerleşmiş olan kuralları da burada atmak çok zor. Mesela bazı ışıklara geldiğinizde hiç o tarafa bakmamanız gerekiyor sınav esnasında. Mümkün değil lan. Ben ölürüm diyorsun. Bu tarafa bakmazsam buradan araba benim içimden geçer diyorsun. Mesela bunlara adapte olman lazım. Bu konuları da burada biraz aşmanız lazım arkadaşlar. Bu da ancak pratikle oluyor. Ben de size bu kısımları birazdan gelecek olan bölümde göstereceğim. Yani bu video Kanada'da nasıl ehliyet alırımın detaylı bir kısmı. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar, sınavımıza geçtik. Hayırlı olsun. Birkaç tane yaptığım hatalar var. Hepsi size biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'den kalma hatalar ama teşekkür etmedik istediğim birisi var. Jubri ile bayağı bir çalıştık. 2-3 saat. We spent more than 3 hours with you and thank you so much. Thank you. Thank you. You're welcome. Buraya da gelirseniz, Ottawa'ya da gelirseniz zaten bana ulaşırsınız. Ben de size kendisini yönlendiririm. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bazen kızıyor ediyor ama her şey çok güzeldi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle bütün kuralları çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ve bu videonun da sizin sınavdan geçiş garantiniz olduğunu da iddia etmiyorum aynı şekilde. Burada sadece dikkat etmeniz gereken çok önemli püf noktalar var. Onların altını çizmek için söylüyorum ki bunları yaparsanız da tecrübemizle muhtemelen sınavı da geçersiniz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir yola çıkıveriyorum hemencik. Bunu da tekrardan tekrarlamak istediğim bir şey var. Mutlaka bir ehliyet hocasıyla ders alın. Almadan yani bu iş çok zor. Almadan olmaz. Almalısınız. Bunun da altını çizeyim. Şimdi ben size bir tane rota, bir rotadan götüreceğim. Neredeyim şu anda? Ottawa'dayım, Ontario'dayım. Bu söyleyeceğim kurallar belki bazıları sadece Ontario için geçerli olabilir. Bundan da çok emin değilim. Hani o konuda da yanlış bilgi veriyor olmayalım. Geldi ay, az önce sınava bıraktım hanımı. G1 sınavına. O da giriyor benden sonra. Sonrasında da devamını getireceğiz. Şimdi
mutlaka yapmanız gereken şeyler var. Birincisi shoulder check denen şey. Yani omuz üstünden bakma. Yani bir yere dönmeden önce son bir kontrol, son bir kontrol. Bu hareketi mutlaka görmek istiyorlar. Bu birincisi. İkincisi stop sign'lar var. Stop sign'lara geldiğinizde mutlaka durmanızı, kontrol etmenizi ve ondan sonra geçmenizi istiyorlar. Stop sign'larda iki tane farklı stop sign çeşidi var. Bir tanesi Allway, bir tanesi de yazısız stop sign. Mesela böyle bir kavşağa geldiniz, kontrolsüz bir kavşak. Bakıyorsun, herhangi bir sıkıntı yoksa devam ediyorsun. Sağına soluna bakıyorsun, burada inisiyatif sende. Hızlara mutlaka uymalısınız. Mesela şu anda önümüzde 40 limiti var. Biz 40'la gitmek zorundayız. 40'ın üstüne çıkmamalıyız. 1-2 kilometre, 2-3 kilometre tolerans gösterdiler, gösteriyorlar. Bu da araba sonuçta çıkıyor bazen eğime vesaireye göre ama ağırlıkla çıkmamamanız lazım. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bir yere yaklaşırken mesela instructor şöyle söylüyor. Turn left please diyor. O şeyi yaptığı anda sen sinyalini vermelisin. Ben mesela birkaç kere geç sinyal verdim. Mesela şimdi karşımızda bir stop sign var. Stop sign'e yaklaşıyorsun. Stop sign'e yaklaşırken hiçbir yere bakmıyorsun. Sola döneceğimi söylediği için ben sola sinyal verdim. Hiçbir yere bakmıyorum. Çizgi önümden kaybolduğu anda duruyorum. Bu sefer Allway dediği için sağa sola ve döneceğim tarafta arkama da bakıyorum. Ondan sonra bu arada yayaya yol verdim. Önüme fırladı. Ondan sonra dönüş işlemimi tamamlıyorum. Bu önemli. Tekrardan şimdi size gösterelim. Bu araya yaya girdiği için burada bir kesinti yaşadık haliyle. Mesela şimdi orada neden Allway diyor? Çünkü kaldırımdan bir bisikletle hızla gelip karşıya geçiyor olabilir. Burada pedestrian'a da yani yayalara da çok dikkat etmemiz lazım. Bana mesela şuradan şey dedi, buradan sola döneceğiz dedi. Sola geçiyorum. Şimdi bu araba durmuş. Solumdan geç benim diyor. Ben de şöyle sola doğru, onun soluna doğru yanaştım. Geldim gene buradan kendi şeridime gireceğim. Buradan sola döneceğim için sola sinyalim bir kere açık. Güzel bir Durango geçti. Durango geçti. Sola sinyal açık. Karşımda ışıklar var. Karşımda ışıklar varken bakacağım yer arkadaşlar. Ben sola dönmeden karşıdan karşıya, şu karşıdan karşıya bir sol tarafımdan karşıdan karşıya yaya geçiyor mu? İkincisi de yine benim şu sol tarafımdan dönmeden önce şöyle bir shoulder check yapmam lazım. Buradan bisikletli yardırıp belki karşıya geçiyor olabilir. Buna dikkat etmem lazım. Karşıdan araba geliyor mu? Buna dikkat edeceğim. Yaya geçiyor mu buradan? Ona dikkat edeceğim. Ve buradan bir shoulder check yapıp ondan sonra yola çıkacağım. Yola çıktıktan sonra mesela 50 diyor ya, yola çıktıktan sonra 20 ile gitmeyeceksiniz. Hemen 50'ye hızınızı eşleyeceksiniz ve hemen bir shoulder check yaparak, şerit değiştirirken de bunu yapıyoruz. Hemen sağa doğru geçeceksiniz. Sağa doğru geçiyoruz. Çünkü default olarak yani fabrika ayarı sağda bu işin. Sen hızını ayarladıktan sonra seyrine sağda devam etmek zorundasın. Sol taraf bir şeyin passing lane'i yani araba geçme lane'i ya da işte acil durum lane'i vesaire. Şimdi buradan mesela sola dön dedi. Şöyle geldim. Sola doğru gene arkama bakıyorum. Bir şerit daha değiştireceğim. Bir daha arkama bakıyorum kimse var mı diye. Sol şeride geçtim. Sola döneceğimiz için sol şeride yanaşıyoruz. Burada hangi şerit hangi tarafa döneceksek o şeride yanaşmamız lazım. Çünkü yanaşmadığımız takdirde biraz ileride çizgiler kesik kesik olmak yerine düz çizgi haline geliyor ve dönemiyorsun kural olarak. İkincisi karşında yol olmuyor. Zaten dönemiyorsun. Üçüncüsü de bazen siyah işaretli tabelalar var. Onların şeridine girdiysen de mutlaka o şeride dönmek zorunda kalıyorsun. Bunlar da püf noktalarda. Bunların da fotoğraflarını vesairelerini size göstereceğim. Şimdi karşı tarafta yeşil ok işareti görüyoruz. Bizim okumuz yeşil ve ok işareti gördüğümüz zaman hiçbir yere kontrol etmemize gerek yok arkadaşlar. Bodoslama dönebiliyoruz. Orada hiçbir sorun yok. Şuradan ben bir hemen sağa kaçayım. Shoulder check yaptım. Sağa doğru döndüm. Şuradan bir şeyi kontrol edeceğim. Stop sign'lara geldiğimizde bak mesela bu normal bir stop sign. Allway demiyor. Geldin hiçbir yere bakmıyorsun. Önde çizgi kayboldu. Ondan sonra sağına soluna bakıp devam ediyorsun. Ama yola çıkarken gene bir araç var mı diye kontrol edip öyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle sola geçerken bir daha shoulder check yapıyoruz. Ve kesik çizgilerden şimdi gördüğünüz kesik çizgilerden geçmemeye çalışıyorsunuz. Geçerseniz zaten eksi olarak işleniyor. Herhangi bir arabaya fazla yaklaşmıyoruz. Bu çok önemli. Takip mesafesini hep açık bırakıyoruz. En az 1,5 araba falan. Böyle bir kavşağa gelirseniz sağa sola kafamızı çevirip ondan sonra devam ediyoruz. Mesela buradan highway'e çık diyecek. Şöyle bir shoulder check yaptık. Highway'e doğru döndük. Burada karşıda gördüğünüz bir bus lane var. Şu karşı taraftan görüyorsunuz şu anda. Oradan bak şurada işareti de var. Otobüs gelebilir diyor. Oradan otobüs var mı yok mu buna dikkat ediyoruz. Tekrar otobüs işareti geliyor. Yoksa burada maksimum kilometre 100. Otobana çıkışınız çok önemli.
otobana çıkarken kilometrenizi mutlaka otobandaki araçlarla eşitlemenizi öneriyorum. Eşitlemeniz lazım yani. Mesela benim önümdeki şu anda çok yavaş gidiyor. Ben 20 ile gitmeme rağmen ben mecburen ona uymak zorundayım. Sinyalinizi veriyorsunuz. Hızımızı önümüzdekiyle eşitliyoruz. Shoulder check yapıp çıkıyoruz. Ondan sonra tekrar şerit değiştir diyor. Bir daha bakıyorum. Arkam uygunsa aynaya bakıyorum. Bu aynaya bakıyorum. Shoulder check yapıyorum. Gaza basmadan normal şekilde bir daha şerit değiştiriyorum. Şimdi diyor ki uygunsa bir daha sağa geç diyor. Bakıyorum aynama uygun, ayna uygun. Sinyalimi verdim. Shoulder check'imi yaptım. Bir daha geçiyorum. Bu şekilde hallediyoruz şerit geçişlerimizi de arabanın içinde. Bu da önemli. Şu egzozu kapatalım. Ekstradan ses gelmesin. Otoban süretimizi tutturabilmemiz çok önemli. Yani otobanda 100 ise 103-105'e kadar belki çıkabilirsin. 100'den aşağı 97'den 96'dan aşağı kesinlikle düşmemelisin. Yavaşladığın yerde de otoban çünkü sıkıntı. Yavaşlamaman lazım. Yavaş gidiyor olmaman lazım. Şuradan mesela önümden bana diyor ki sağa doğru geç diyor. Ben zaten sağdan gittiğim için yapacak bir şey yok. Sağa doğru şöyle yolu takip ediyorum. Bu şekilde geliyorum. Burada otobandan şuralara kadar pek hızımızı kesmiyoruz. Şuradan sonra artık belli ki bir viraj var. Buradan yavaşlamaya başlıyoruz. Sert hareketlerden mümkün olduğunca kaçının. Böyle burası otobanın güzergahlarından bir tanesi. Kaçınalım. Şöyle sola doğru döneceğiz buradan. Sola dönüşümüzü görmek istiyorlar. Mesela buraya geldik. Şimdi önümüzde arabalar duruyor. Bakayım duruyor mu? Duruyor. Sola döneceğimiz için sol şeritteyiz. Karşımızda kırmızı ışık var. Şimdi karşıda kırmızı ışık varken bizim nereye bakmamız lazım? Önümüzden gelecek olan bir araba bizim şeride gelip de girebilir mi? Giremez. Onun için onda bir sorun yok. Karşıdan bir yaya geçiyor mu? Oraya bakmamız lazım. Yani şuradan yaya geçiyor mu? Oraya bakmamız lazım. Bir de shoulder check yapıp arkamızdan gelen var mı? Ona bakmamız lazım. Çünkü bir yaya belki hızlıca bisikletle geliyor olabilir. Burada bisikletli çok fazla. Ve dönüşlerde de ben mesela şu an tereddüt ettim birazcık. Adam üstüme geliyormuş gibi oldu. Mümkün olduğunca beklememekte fayda var. Yani bir an önce clear it diyor. Bir an önce buradan kurtul diyor. Burayı temizle, burayı boşalt diyor yani. Şimdi bu tarafta şu anda görüyorsunuz yeşil ok yanıyor. Benim önümde yeşil ok yandığı için tereddüt edeceğim hiçbir şey yok. Sola doğru yeşil ok yandığı için direkt dönebilirim ama sarıya döndüğü için şu anda duruyorum. Şimdi yeşil yanıyor, hala dönebilirim. Burada ne yapacağım? Burada yolu kontrol edeceğim arkadaşlar. Şöyle geleceğim. Hala çünkü bana yeşil yanıyor. Şöyle ortaya kadar çıkıyorum. Karşıdaki adamların şeridine gitmeden, geçmeden. Burası çok enteresan. Kaza yapıyormuş hissi verdiriyor çünkü insana. Sol taraf boşaldığı anda ben kendim kaçabilirim. Önümdeki arabayı etüt edip ona göre geçeceğim. Şimdi benim yeşilim olduğu için şöyle bir arkama da son bir daha bakıyorum. Aradan kazayla bir gelen giden olmasın diye. Ve geçiyorum. Buradan şimdi tekrardan bir otobana çıkış yapacağız. Otobana çıkarken tekrardan söylüyorum. Hızınızı mutlaka otoban minimumu, maksimum sınırına çıkartın. Araya öyle kaynamanız lazım. Trafik daha yoğun akıyorsa hızınız daha yüksek olabilir. Araya girebilmeniz için daha hızlı gitmeniz gerekiyorsa hızınız daha yüksek olabilir. Bunda bir sorun yok. Olmadığını söyledi hoca da. Mesela şu anda ben araya kaynayabilmem. Benim arkamdakinin bana yol vermesi lazım. Araya kaynayabilmem için shoulder çekimi de yaptım ve girdim. Maksimumda 100 diyor. Şimdi diyecek, diyor ki bana mesela bir daha şerit değiştir uygun olduğunda. Bakıyorum, aynamdan da bakıyorum. Kimse yok. Şerit değiştirdim, tekrardan geldim. Devam ediyorum. Şu anda ben 110'lara falan çıktım. Bu kadar çıkmamanız lazım tabii. Şey yaparken, giderken. Ha, bu adamı geçemiyoruz. İstersek geçeriz tabii ki. Altımızdaki XM3. Ama geçmiyoruz. Mesela arkamdan adam hızlı geliyor. Ben bir şekilde yolu ona açmalıyım. Karşıda gördüğünüz siyahlar ne demek? O siyahın şeridinde kaldıysan, şurada gördüğünüz siyahlar, o siyahın şeridinde kaldıysan o siyahta ne yazıyorsa oraya dönmek zorundasın abi. Başka tarafa dönemezsin, başka tarafa kaçamazsın. Bu ciddi bir sıkıntı. Şimdi böyle ilerliyorum ben. Önümde yine yeşil yanıyor. Bakacağım neresi var? Karşıdan kimse benim şeridime girmeyeceğine göre, burada bir yol çalışması var. Orada da bir sıkıntı olmadığına göre şöyle önüme bakacağım, şeridime bakacağım. Buradan zaten kimse gelemez. Evet arkadaşlar, bunlar bahsetmek istediğim en önemli noktalardı açıkçası. Bunları başarıyla hallettikten sonra sınavda kalmanız için çok fazla bir sebep yok. Bunlar en temel, en önemli kurallar. Lütfen bunlara dikkat ediniz.
Bunlara dikkat ettiğiniz sürece sınavı geçersiniz. Ama tekrar altını çiziyorum. Mutlaka ama mutlaka bir ders alın. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir hatırlatmam daha olacak. Mesela 4 yol ağzına geldiniz. 4 yol ağzına geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka şöyle kafanızla arabaların gelip giden araba var mı yok mu oraya yaklaştığınızda adama gösterin. Bu bir. İkincisi, aynalarınızı kullandığınızı kafanızla gösterin. Yani gözünüzle böyle aynalara bakmayın. Kafanla bak, kafanla bak, kafanla bak, kafanla bak, kafanla bak, kafanla bak, kafanla bak. Bu şekilde.